Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azimi ve bihamdihi. Allahu Teala'yı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Bu mübarek tesbihi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çokça okudukları Hazreti Ayşe validemizden nakledilmiştir. Bu tesbihi sabah akşam okumanın çok sevap ve günahların affına sebep olacağı bildirilmektedir. Bu hususta birkaç hadis-i şerif şöyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse sabah ve akşam bu tesbihi yüzer defa okursa, hiç kimse onun bu tesbihi okumasından daha faziletli bir zikir getiremez. Meğer ki o kimse bu tesbihi daha çok okumuş olsun. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdihi derse, günahları deniz köpüğü kadar da olsa dökülür. Başka bir rivayette, dilde hafif, terazide ağır gelen, Rahman olan Allah katında sevimli iki kelime vardır ki, o iki kelime Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azimdir buyurmuşlardır. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, tesbih mizanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Tekbir ise yer ile gök arasını doldurur. Oruç sabrın yarısıdır, temizlik imandandır. Bu hadis-i şerif tesbihinin mübarek olduğunu ve insanın maddi ve manevi hatalarına karşılık geldiğini beyan ediyor. İbn Abbas, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim, Estağfirullahe ve etubu ileyh, Allah'ı hamd ile tesbih ederim, şanı yüce Allah'ı tenzih ederim, Allah'tan mağfiret talep eder ve ona dönerim derse, amel defterine hemen yazılır. Sonra arşa bağlanır, okuduğu bu dua kıyamet gününde Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar mühürlü olarak kalır. Onun işlemiş olduğu hiçbir günah bu duasının sevabını yok edemez. Ebu Zer radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'a sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Buyurdu. Ya Resulallah, Allah'a sözlerin en sevimlisini bana haber ver dedim. Bunun üzerine Allah'a sözlerin en sevimlisi Subhanallahi ve bihamdihi sözüdür buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan biri kemal sıfatlarla mefsuh kılarım. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Tesbihini söylemem. Bence üzerine güneş doğan yerlerden, dünyadan daha sevgilidir. Kabisa bin Muharik anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittim. Ey Kabisa, seni buraya getiren sebep nedir diye sordu. Ben de yaşım ilerledi, kemiklerim inceldi. Bu sebeple Allah'ın beni faydalandıracağı bir şeyi bana öğretmen için sana geldim dedim. Şöyle buyurdu. Ey Kabisa, şu dediklerimi yaparsan, yanından geçtiğin her bir taş, ağaç ve toprak parçası mutlaka senin için Allah'tan bağışlanmanı dilerler. Ey Kabisa, sabah namazını kıldıktan sonra 3 defa Subhanallahil azim ve bihamdihi duasını okuduğun zaman körlükten, cüzamdan ve felçten muaf olacaksın. Ey Kabisa, de ki Allah'ım, ben senin nezdinde bulunan lütfundan isterim.
üzerime ikramlarından akıt, rahmetinden üstüme yay ve üzerime bereketlerinden indir. Ebu Hureyre'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki söz vardır ki onlar dile hafiftirler, terazide ağırdırlar. Rahman olan Allah'a da sevimlidirler. Bunlar Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azimi. Allah'a hamd ederek onu noksanlıklardan tenzih ederim, yüce Allah'ı tenzih ederim. Ebu Zer'den radıyallahu anh bize rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında en sevimli olan sözü sana bildireyim mi? Allah'a en sevimli olan söz Subhanallahi ve bihamdihidir. Ve bir rivayette de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. Hangi söz daha faziletlidir? Peygamber buyurdu ki, Allah-u Teala'nın melekleri için yahut kulları için seçtiği şu sözdür. Subhanallahi ve bihamdihi. Allah'a hamd ederek onu noksanlıklardan tenzih ederim. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'a hamd eder olduğum halde onu noksanlıklardan tenzih ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. Kim Allah'ı hamdiyle tesbih ederim derse denizin köpükleri kadar bile günahı olsa bağışlanır. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim estağfirullah. Bu zikrin 100 defa okunduğu yerlerden şeytanın uzaklaşacağı söylenmektedir. Aynı zamanda bu zikri okumanın daha pek çok faydası da bulunmaktadır. Bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz. Bu zikir 100 defa okunduğunda insanın günahları affedilir. Herhangi bir sıkıntı içerisine düştüyseniz bu zikir sizi sıkıntılarınızdan kurtarır. Bu zikri 100 defa okuyan biri hem ev hayatında hem de iş hayatında bolluk ve berekete kavuşur. İnsan bu zikri hangi niyetlerle çekerse çeksin, o niyet zikri çekenin ayağına gelir. Bu zikir genellikle halk arasında çeşitli faydalar görmek adına 100 defa okunmaktadır. Fakat daha fazla okunmasının da herhangi bir zararı değil, aksine daha çok faydası vardır.